Evet dostlarım, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bakın şu anda en son bölümde dostlarım Samantha görüntülerinin altında bırakmıştık, ekranda görüyorsunuz. Samantha dostlarım çıldırmıştı ve her şeyden bizi sorumlu tutuyordu. Benden intikam falan almak istiyordu. Yani Cassandra'nın ölümünü bana dostlarım yüklüyordu. Ama Cassandra'yı ben öldürmedim ve şu anda bizden intikam almaya çalışıyor. Etrafta kelebekler spamladı. Baba geliyor. Baba şu kelebeklere bir şey yap. Dostlarım öldü. Dikkatli olmamız lazım. Şu an Samantha ölüsünün altında kalmış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hala onlarım oradadır dostlarım. Önceki bölümü izlemediyseniz şu an çıkan kartlardan gidip mutlaka önceki bölümü izleyin. Çok kelebek var. Baba çok kelebek var. Burada aşırı kelebek var. Yağdır şunları şimşek. Çarptır, geber şunları. TNT atma oğlum. Dostlarım bu abi de manyak yemin ediyorum. TNT atıyor şeylere. Bak geliyorlar. Dostlarım bu kelebekler her an içimize girebilir. O büyük sıkıntı. O yüzden korkuyorum. Yoksa çok hasar veremiyorlar bakın. Yani şu an bu kelebekler bize saldırıyor ama oğlum baba bana bayağı saldırıyorlar. Yardım et. Ya bu çocuk harbi mal dostlarım ya. Kelebeklere TNT atılır mı ya? Baba böyle bir şey nerede gördün sen? Dostlarım bu kelebekler aşırı kolay ölüyorlar. Bunda sıkıntı yok. Yani şu an bu Samantha'nın kelebeklerini rahat bir şekilde öldürebiliyorum ama yani her an işime girebilir ya, bu kelebekler işinize girerse sizi öldürüyor dostlarım. O yüzden bana çok yaklaşmamaları lazım. Baba bir şey yap. Baba benim el hareketim şu an çalışmıyor dostlarım. O yüzden baba el hareketi yapıp bir şey yapması gerekiyor. Bu da öldü. Şunları bir öldüreyim. Neyse ben de anlatıyordum. En son dostlarım Samantha'yı işte bulduk. Samantha bayağı güçlenmişti. Kelebekleri falan böyle ortaya çıkardı. Ekranda görüyorsunuz. Ve dostlarım Cassandra'nın ölümünden beni sorumlu tutuyordu. Aylardır bugünü beklediğini ve benden intikam almak istediğini söyledi ve dostlarım direkt bize saldırdı yani. Şunları bir gebert Bobby. Al kadar hareket yapalım. Aynen şunu yap işte dostlarım. Bobby bunu yapabiliyor. Ben şu an bir şey yapamıyorum. Bobby bunu yapabiliyorsun madem, niye yapmıyorsun? Şunları bir öldür ya. El hareketi Bobby, el hareketi. Direkt el hareketini yapıştır. Hah evet. Öldür şunları baba, öldür öldür kelebeklere bakın. Şu an dostlarım etrafta tüm kelebeklere baba el hareketi yapıyor. Yapıştır yapıştır yapıştır, hepsini yap baba, hepsini yap. Hepsini yap, hepsini yap. Öldü mü? Dostlarım galiba tüm kelebekler öldü. Videoya 2 dakikacık bölüyorum dostum, bak videoyu izliyorsun, lütfen like bırakıp kanalıma abone ol, bak beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak, eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. Samantha nerede? Dostlarım Samantha en son örtülerin altında kalmıştı. Bobby onları, Bobby Samantha'yı örtülerin altında şey yapmıştı, direkt düşürmüştü, tuzak kurduk. Bir dakika nerede? Orada dostlarım, hala örtünün altında. Tam hala orada. Onunla bir sakince konuşmam gerekiyor dostlarım. Benim amacım Samantha'ya şu an saldırmak ya da Samantha'yı öldürmek değil. Samantha'yla konuşmak ve buralara nasıl geldiğini öğrenmek istiyorum. En son Cassandra'yı dostlarım evren arıyordu. Her biyomda böyle her evrende dostlarım Cassandra'yı arıyordu Samantha. Ama şu anda Mindbale örgütünün başına geçmiş bir şekilde bizden intikam almak istiyor. Bunlar nasıl oldu bunu merak ediyorum. Baba geride dur. Bakın dostlarım kafasını unutuyor Samantha. Şu an yaşıyor tamam. Bak örselerin altında kaldı dostlarım. Örselerin altına bir şekilde onu indirdik. Onunla konuşmamız gerekiyor. Daha demin dostlarım bana burada bir sürü şey söylüyordu. Geçen bölümü gidip mutlaka izleyin. Ona şey yazacağım. We don't want to hurt you Samantha. Seni incitmek istemiyoruz Samantha. İnanın bana dostlarım, Samantha'yı incitmek istemiyorum. Hala ismim benim niye Borbio 45? Babinin dostlarım ismi düzeldi, benim ismim hala Borbio 45. Seni incitmek istemiyoruz Samantha bak. Gerçekten seni incitmek istemiyoruz. Sen de bizi incitmek isteme yazacağım. Don't you hurt us either. Sen de bizi incitme. Dostlarım bunu yazdım. Acaba örseleri kaldırsak mı? Yani şu anda Samantha'yla düzgünce konuşmam lazım. Bak arkada kal, sakın Samantha'ya saldırma. Lan. Dostlarım Samantha'nın gözleri ağlamaklı oldu, bir dakika. Ağlıyor mu lan Samantha? Aa dostlarım ağlıyor. Ulan Samantha hala ağlayabiliyor mu? Ağlıyor dostlarım yine. Kıyamam sana, dur ağlama, tamam bir şey yok, bir şey yok, ağlama. Biz seni ölüsünün altında bıraktık ama sen bize saldırıyorsun diye bıraktık. Dostlarım ağlıyor yine. Niye ağlıyor? Samantha öyle ağlama, dur dostlarım yine Samantha ağlıyor. Baba için paramparça oldu. Niye ağlıyor bu kız yine? Daha demin bize intikam alacağım diyordu dostlarım. Daha demin şey diyordu, aylardır bugünü bekledim falan diyordu. Bize kelebeklerini fırlattı böyle, saldırdı. Etrafında kelebekler vardı, ekranda görüyorsunuz. Şimdi ise gözlerini bir anda dostlarım bakın ağlamaklı yaptı ve ağlıyor şu anda. Samantha ağlama dur. Are you okay? İyi misin Samantha? Samantha'cığım iyi misin? Bir şey yok bak, biz düşman değiliz. Zırhlarımı da çıkardım Samantha bak, zırhlarımı da çıkardım. Ağlama, biz düşman değiliz. Allah'ım dostlarım ben hiç dayanamıyorum. Al Samantha yazdı. I made a big mistake. Ben büyük bir hata yaptım. Aa bir dakika dostlarım, Samantha niye böyle bir şey yazdı şu an? Ben büyük bir hata yaptım yazdı. Büyük bir hata mı yaptın? Nasıl yani? Baba dur bir şey yapma kıza. Baba bir şey yapma kıza, bekle. Baba kıza bir şey yapma. Dostlarım Samantha bir anda 360 geri dönüyor ve şu anda ağlıyor ve ben büyük bir hata yaptım diyor. Daha geçen bölümün sonunda, daha bundan 5 dakika önce. Ha baba örseri kaldırdı. Daha bundan 5 dakika önce dostlarım bize saldırmaya çalışıyordu. Daha demin mi bizden intikam almak isteyen kız şu anda ağlıyor dostlarım. Samantha'da bir kişilik bozukluğu olabilir. Harbiden olabilir yani. Ayak attı dostlarım, ayak attı. Dur kız ağlama dur. Nereye gitti dostlarım? Bir dakika ayağa kalktı, gidiyor. Samantha bekle dur. Samantha wait. Samantha bekle dur, nereye gidiyorsun? Dostlarım bir dakika, içeriye giriyor. Samantha'yı bulduğumuz yere giriyor şu an galiba. Nereye gitti? İçeri mi girdi lan? Nereye gitti Samantha? Dostlarım burada. Abi bir dakika, içeriye giriyor bakın, siyah bölge. Biz Samantha'yı burada bulmuştuk bu kapıyı açıp seviye 5 kartla. Bir dakika burası çok karanlık. Buradan nereye gidecek ki? Ne yapıyor şu an? Dostlarım aşırı karanlık bir yere girdik. Lan. Bir dakika nereden geçti öyle o? Dostlarım bir dakika, bir yerden bir yere girdi, bekleyin. Dostlarım burada görünmeyen bir yer var. Gördünüz mü az önce? Direktman bir siyahlığın içinden geçti ve gitti şu an. Baba nasıl oldu lan öyle? Nereden girdi lan bu içeriye?
Dostum bir dakika ileriye gitmeye çalışacağım. Aa! Lan kapı açıldı bir dakika. Bu ne lan? Bir dakika dostlarım, kelebeğe bakın, burada gizli bir oda var. Bakın demek ki Samantha burada saklanıyormuş dostlarım. Geçen bölüm biz bu odayı görmemiştik. Demek ki Samantha burada saklanıyormuş dostlarım. Bakın burada dev bir kelebek var. Burada deneyler yapıyorlar, kelebek deneyleri. Şuraya bakın dostlarım. Geçen bölüm bu bölgenin isminin Butterfly Room olduğunu öğrenmiştik. Kelebek odası. Demek ki burada böyle değişik değişik deneyler yapıyorlar. Bakın burada dev bir kelebek var. Samantha niye bilgisayarı oturdu? Bunun ağlaması durdu dostlarım bu arada. Vallahi bak şu an sesi kesildi. Ne yapıyor şu an bu burada? Hiçbir şey anlamadım dostlarım. Bir anda bilgisayara oturdu ve hiçbir şekilde şu an bizi sakmıyor dostlarım. Bilgisayarda bir şey mi yapıyor anlamıyorum ki. Bakın burada böyle dostlarım televizyon ekranı falan var. Yani burada böyle bir dostlarım, bu Samantha herhalde bir şeyler yapıyor burada. Tam olarak anlamadım. Lan! Bir dakika. Bu fotoğrafı Samantha mı açtı? Dostlarım Cassandra! Lan Cassandra'nın arkasında. Dostlarım bu Bini değil mi? Bir dakika. Ney? Samantha bakın şu an dostlarım bilgisayarın başına oturdu ve direktman bir tane ekrana fotoğraf verdi bakın. Televizyonun ekranına. Cassandra var, Cassandra yerde tüy ve bakın arkasındaki ayaklara bakın dostlarım. Arkasında birisi var Cassandra'nın. Dostlarım bu Bini'nin ayakları, dostlarım bu Bini. Cassandra'nın arkasında şu an Bini var, bakın şuraya bakın. Görüntü gitti. Bir dakika. Samantha bize bir şey göstermeye çalışıyor. Cassandra is alive. Cassandra yaşıyor. En son Cassandra'yı dostlarım Mine Bay fabrikasında parçalamışlardı. Tam olarak nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama Samantha'yı dostlarım biz orada bırakmak zorunda kalmıştık. O görüntüleri ekranda görüyorsunuz. Yani biz Samantha'yı Mine Bay fabrikasında bırakıp kaçmıştık. Ve dostlarım Cassandra da orada galiba ölmüştü ama Samantha şu anda Cassandra yaşıyor yazdı. Ve dostlarım ekranda görüyorsunuz, az önce gördüğümüz fotoğrafta Cassandra yerde yatıyordu gözleri garip bir şekilde ve arkasında Bini vardı dostlarım. Bir dakika onu soracağım. Isn't that Bini in the back? Arkadaki biri değil miydi yazdım. Dostlarım o fotoğrafta iki kişi kesinlikle arkadaki Bini'ydi bakın. Ekranda o fotoğrafı tekrar görüyorsunuz. Samantha'nın daha dostlarım demin açtığı fotoğraftaki arkada ayakları gözüken kişi dostlarım Bini efsanesi. Bini efsanesini tanıyorsunuz. Zamanı durdurabilen efsane. Acaba ama en son dostlarım Bini TRMC ile falan filan takım olmuştu, hatırlayın o zamanları. Hatta TRMC'nin en son gönderdiği videoyu hatırlayın dostlarım. O videoda arkada Bini falan vardı. Ekranda o videoyu da görüyorsunuz, TRMC'nin en son gönderdiği videoyu. Yani Bini TRMC ile takım gibi bir şey olmuştu hatırladığım kadarıyla. Cassandra Bini'nin elindeyse dostlarım demek ki Cassandra TRMC'nin de elinde oluyor. Şu an hiçbir şey anlamadım, bir dakika. Where is Cassandra? Cassandra'nın yerini biliyor musun? Dostlarım Cassandra'nın yerini bu biliyorsa, Cassandra yaşıyorsa o zaman niye bu kadar bu çocuğuna, yani niye böyle ağlıyor, zırlıyor, bir şeyler yapıyor? Cassandra'yı istemiyor mu zaten dostlarım? Samantha'nın amacı Cassandra'yı bulmak. Ben de şu anda Cassandra nerede diye sordum. Ama yazdı. Bilmiyorum. Onu aylardır arıyorum ama onu bulamadım. Dostlarım Cassandra'nın yerini bilmiyormuş, onu aylardır arıyormuş ama bulamıyormuş. Ama şu an elimizde bir ipucu var. Dostlarım Cassandra Rosenberg efsanesi büyük ihtimalle şu anda Bin'in elinde. Bin efsanesiyle TRMC ekip olmamış mıydı dostlarım? Biz bunu videoda görmüştük. O videoyu tekrardan ekrana koyduk. Bakın TRMC'nin bir sandalyede oturuyordu ve arkasında dostlarım Bin'i oturuyordu. Buna eminim, %100 eminim. TRMC bir ekip topluyordu, hatırlayın. Bu ekipte dostlarım Bin'i vardı. Yani TRMC böyle dağılan ve dostlarım kaybolan efsaneleri, uzaklaşan efsaneleri tekrardan toplayıp dostlarım bir takım oluşturuyordu bildiğim kadarıyla. Bir dakika onu soracağım dostlarım Samantha'ya. TRMC, do you know him? TRMC'yi tanıyor musun diye soracağım. Çünkü dostlarım TRMC bir arkadaş, ben buna eminim. Bin efsanesi zaten en son dostlarım mahsur kalmışlardı Bin efsanesiyle. Necromancer evreninde, pardon rüya evreninde. Necromancer onları dostlarım kaçırmıştı ve ondan sonra Bin'i ve TRMC kurtulup ekip kurmuşlardı. Bir dakika buraya bilgisayara oturdu dostlarım, yine kesin bir fotoğraf atacak, bir şey atacak, bekleyin. Dostlarım kesin bir fotoğraf atacak. Açtı! Vallahi açtı, bakın fotoğrafa bakın dostlarım, dediğim şey işte, bakın buyurun. Dostlarım fotoğraftaki, bir dakika. Oha! Dostlarım dediğim şey birebir çıktı. Fotoğrafa bakın. Hude efsanesi, TRMC efsanesi ve Bini efsanesi var. Ben dedim dostlarım, bakın o görüntüleri ekranda görüyorsunuz. En son biz TRMC'yi canlı kanlı gördüğümüzde TRMC rüya evrenindeydi. Dostlarım Bini ile beraber Necromancer tarafından kaçırılmışlardı. Ekranda görüyorsunuz bu görüntüleri. Ve biz sonra dostlarım TRMC ile Bini'nin Necromancer'dan kaçtığını ve yeni bir ekip kuracağını öğrenmiştik. Dostlarım ekibi kurmuşlar, bakın rüya evreninde Hoodie ile fotoğraf çektirmişler. Rüya evrenini bilmiyorsanız dostlarım Codeman Server'ındaki bir evren. Ve bu evrenin dostlarım sahibi ne? Hoodie efsanesiydi, bakın bu fotoğrafta gördüğünüz turunculu kişi. Hoodie efsanesiydi. Ve şu anda bakın fotoğrafa bakarsanız Hoodie, TRMC ve Bini'nin yan yana görüyoruz. TRMC harbiden dostlarım dediğini yapıyor. Yeni bir ekip kuruyor ve aylardır belki de bu ekip için uğraşıyor. Bakın fotoğrafta dostlarım sağ altta tarih de var. 19 Kasım 2023 yazıyor. Dostlarım bu fotoğraf 19 Kasım 2023'te çekilmiş. TRMC ve Bini'nin dostlarım esir alındığı, Necromancer tarafından esir alındığı tarih bundan 4-5 ay önce. Yani demek ki fotoğraf yeni çekilmiş. Bundan bir ay önce. Bir ay önce dostlarım TRMC, Bini ve Hoodie rüya evreninde fotoğraf çektirmişler. Sağ altta tarih yazıyor. Aha görüntü gitti. Dostlarım o zaman bir dakika, bu Samantha'da bu fotoğrafın ne işi var? Veyahut da dostlarım Samantha'da Cassandra'nın ve Bini'nin fotoğrafının ne işi var daha demin gördüğümüz fotoğrafın? Samantha bir şeyler biliyor dostlarım.
Samantha gerçekten bir şeyler biliyor. Bir dakika soracağım. Where did you get these photos from? Bu fotoğrafları nereden aldın? Bu resimleri nereden aldın yazdım. Bunun cevabını çok merak ediyorum. Bakın Samantha Portamiera şu anda Mine Bay örgütünün başındaki isim. Samantha Mine Bay örgütünün başına nasıl geçti? Bu görselleri, bu resimleri dostlarım nereden aldı? Cassandra'yı bulamadığını söylüyor ama dostlarım Cassandra %100 ihtimalle o zaman Bini TRMC ve Hood'un elinde. Başka bir açıklaması yok bunun. Aa çok uzun bir mesaj yazdı dostlarım. Bir dakika Samantha. Ben fotoğrafları nereden buldum diye sordum. Şey yazdı bakın. Onlar beni buldu. Onlar bana yeni bir takım kurduklarını ve eğer Cassandra'yı kurtarmak istiyorsam onlara çalışmam gerektiğini söylediler yazdı. Bir dakika. Dostlarım TRMC Samantha'ya şantaj yapmış. Bakın Samantha diyor ki ben onları bulmadım yani bu görselleri ben bulmadım. Bu görselleri onlar bana gönderdi. Onlar beni buldu ve onlar bana yeni bir takım kurduğunu söyledi. Bakın büyük ihtimalle TRMC Samantha'ya geldi. Ve dedi ki eğer sen Cassandra'yı kurtarmak istiyorsan, Cassandra'yı sana vermemizi istiyorsan takımımıza katılacaksın ve bizimle çalışacaksın diye dostlarım. Samantha'ya dostlarım şantaj yaptı büyük ihtimalle. Ulan TRMC. Dostlarım biz konseyle uğraşırken, Lost Guys'la uğraşırken, Bubble'la uğraşırken, 1545'lerle uğraşırken neler olmuş şuraya bakın. TRMC yeni bir ekip kurmuş. Bu ekipte Hood efsanesi ve Bin efsanesi var. Ve dostlarım Samantha'ya şantaj yapmışlar. Cassandra'yı bulmuşlar ve Cassandra'yı sana veririz Samantha ama bize çalışacaksın ve bizimle birlikte olacaksın diye şantaj yapmışlar Samantha'ya. Ve Samantha'ya anladığım kadarıyla Cassandra'yı hiçbir şekilde vermemişler. If you take me to TRMC, eğer beni TRMC'ye götürürsen... We can get to Cassandra. Dostlarım tam olaylar bitti. Tam artık rahat edeceğiz derken dostlarım bambaşka bir olayla karşı karşıyayız. Samantha'ya şunu yazdım. Eğer TRMC'ye beni götürürsen Cassandra'yı alabiliriz yazdım. Yine ağlıyor. Kızım ağlama tamam ağlama ya. Samantha'cığım ağlama tamam biliyorum zor bir şey. Cassandra seni yaratan kişi tamam. Cassandra'yı çok seviyorsun anlıyorum. Ama ağlamanı gerektirecek bir şey yok. Nereye gidiyor lan bu? Dostlarım bir dakika burada gizli bir kapı var. Bu ne lan? Telefon var burada. Yani ben şunu anlamıyorum dostlarım. Bu beni niye buraya getirdi bir? İkincisi TRMC ile beraber çalışıyormuş. TRMC Cassandra'nın elinde olduğunu anlayamadım Samantha. Bir dakika beni TRMC'ye götürürsen sana Cassandra'yı geri getiririz yazdım. Şey yaz dostlarım. Onlarla bu telefon sayesinde iletişim kuruyorum yazdı. O bana asla Cassandra'nın yerini söylemedi yazdı. Dostlarım TRMC Cassandra'nın yerini hiçbir şekilde söylememiş Samantha'ya. Ve şey yazdı bakın bu çok önemli. Buradaki telefon sayesinde TRMC ile iletişim kuruyormuş herhalde. Kızım bir ağlama artık bir sus bir kapa çeneni ya bir sus artık ya. Allah için bir sus artık ya. Dostlarım bir dakika bu telefon sayesinde TRMC ile iletişim kuruyormuş. Büyük ihtimalle TRMC dostlarım bu telefon sayesinde Samantha'yı arıyordu. Ve Cassandra'nın yanı hiçbir şekilde söylememiş TRMC. Samantha senin 6. hislerin falan vardı. Samantha'nın dostlarım 6. hisleri vardı. Geleceği görebiliyordu. Böyle bir şeyleri hissedebiliyordu dostlarım ve bu şekilde de hareket edebiliyordu. Yani Cassandra'yı bulurken niye bunları kullanmadı o zaman? Çok enteresan bir durumun içindeyiz dostlarım. TRMC Samantha'ya şantaj yapmış. Cassandra'yı kaçırmışlar ve bize çalışırsan sana Cassandra'yı veririz demişler. Ve TRMC de yüksek yani Cassandra TRMC'yi tanıyor. Nerede olduğunu biliyordur büyük ihtimalle. Bilmiyorsa bile dostlarım bakın bu telefonla iletişime geçebiliyorlarmış. Bir dakika ben bu telefonu sağ tıklasam falan açılır mı acaba? Bir şey olur mu? Belki dostlarım ben de buradaki bu telefon sayesinde TRMC ile iletişime falan geçebilirim. Bilmiyorum yani. Oh! Dostlarım bir dakika sağ tıkladım. Calling 556-698-870-445 diye bir şey çıktı. Dostlarım bir şey arıyoruz şu an galiba. Bir dakika bir şey daha çıktı. Phone is ringing. Lan telefon çalıyor. Dostlarım bir dakika telefon çalıyor. Bakın dinleyin. Şu an telefon çalıyor. Dostlarım telefon çalıyor. Bir dakika şu an telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Arıyorum galiba şu an. Bakın sesi duyuyorsunuz. Şu an telefon çalıyor. Samantha'nın dediğine göre TRMC ile buradan iletişime geçiyormuş. Dostlarım TRMC ile aylar sonra iletişime geçebiliriz. Buradan. Konuşabilir miyim onu bilmiyorum ama bakın şu an telefon çalma sesi geliyor. Sonunda boranlı. Sana artık buz git buldum. Oraya mola geleceğimi söylemiştim. Hatırladın mı? Şerefsiz TRMC. Ve cibimi kurdum. Sen de yanımdakiler için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dur bir dur Samantha dur dostlarım. TRMC'nin dediklerini duydunuz. Ekibini kurmuş. Artık ben de yanımdakiler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış. Dostlarım TRMC bizi öldürmek için gelecek. Dostlarım TRMC ekibini kurdu ve bizi öldürmek için gelecek. Samantha bizim tarafımızda olmak zorundasın. Başka bir çare yok kuzum tamam mı? Ağlamakla olmuyor bu işler. Dostlarım bu işler ağlamakla falan olmuyor yani. TRMC şu anda ekibini kurmuş bakın dediklerini duydunuz. Sana artık özgür olduğumu ve sana yanına geleceğimi söylemiştim. Ekibimi kurdum ve artık senin için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen de yanımdakiler için dedi. Bunu biliyordum dostlarım. Bunun bir şekilde zamanının geleceğini biliyordum. TRMC'nin bir şekilde benim karşıma tekrardan çıkacağını biliyordum dostlarım. Ve şu anda Samantha'nın köyünde telefondan TRMC'nin bana bıraktığı mesajı öğrendik. Bakın şu an TRMC benim buraya geldiğimi de öğrenmiş. Çünkü bu telefon dostlarım Samantha'ya iletişime geçti telefon. Ve benim burada olduğumu biliyor ve bana buradan dostlarım bir arama gönderdi. Bakın ses kaydı gönderdi. Yani şu anda benim de Bobby'nin bu köyde olduğunu biliyor.
Samantha ne dedi diye soruyor. Türkçe anlamadığı için dostlarım. Herhalde ne dedi diye soruyor TRMC. They are coming to kill us. Bizi öldürmeye geliyorlar. Dostlarım Samantha'yı bizimle beraber olmasını ikna etmem gerekiyor. Bizi öldürmeye geliyorlar yazdım. Samantha çünkü TRMC'nin ne dediğini sordu. If you help us. Eğer bize yardım edersen. We can kill TRMC. TRMC'yi öldürebiliriz. Ve Cassandra kurtulur. Will be saved. Dostlarım şey yazdım. Eğer bize yardım edersen Samantha'cığım TRMC'yi öldürürüz ve Cassandra kurtulur yazdım. Yani şu an dostlarım Samantha'yı bir şekilde kendi tarafımıza çekmemiz gerekiyor. Çünkü bakın TRMC'nin tarafını düşünün. Bini, TRMC, Hoodie belki şu an Cassandra'nın da dostlarım aklına girdiler ve Cassandra da bize saldırabilir. 4 efsane düşünün o tarafta. Biz bu dostlarım Bobby'le tek başımıza onları yenemeyiz. Yani Dave'den de yardım almamız gerekebilir ki. Ondan da yardım almamız gerekebilir. Samantha'dan da yardım almamız gerekebilir. Bir dakika Samantha bir şey daha yazdı. Cassandra'yı kurtarmak için her şeyi yaparım. Bir dakika şimdi şey, Bobby nerede? Dostlarım Bobby yok, bir dakika dışarıdan şimşek sesine geliyor. Bobby nerede lan? Bobby'nin başı belaya girebilir. Dostlarım bir dakika, TRMC'ye buraya geldiyse. Bobby neredesin? Dostlarım bir dakika, acil Bobby'yi bulmam lazım. Bobby şu an burada yok, ben Bobby'yi de unuttum. İşin heyecanına girince, fotoğrafları görünce. Lan Bobby nereye gitti? Bobby! Bobby neredesin? Dur. Bobby where are you? Bobby neredesin? Acil yerini söyle. Bobby neredesin? TRMC her an buraya gelmiş ve Bobby'ye şu an saldırıyor bile olabilir. Şu anda dostlarım dikkatli olmamız lazım. Orada bir dakika şimşek çarpıyor. O ne lan? Bobby! Dostlarım bir dakika, bu Hoodie'nin adı değil mi? Hoodie'nin adı dostlarım, Hoodie efsanesinin adı bu. Hoodie efsanesinin adı dostlarım, buna eminim. Bakın Hoodie efsanesini bilenler bu atı biliyorlar. Dostlarım kanatlı at. Hoodie efsanesi burada büyük ihtimalle. Dostlarım ben söyledim bakın, dedim size TRMC şu anda bizi öldürmeye gelecek. Bizden intikamını almaya gelecek dostlarım. Bobby şu an Hoodie'nin adına şimşek çarptırmaya çalışıyor. Çarptıramıyor herhalde. Samantha ne oluyor lan? Samantha dostlarım ata saldıracak, bir dakika Samantha ata saldıracak. Dostlarım o ata bence bir şey yapamayız şu anda söyleyeyim. Dostlarım o ata çünkü vuramıyoruz diye hatırlıyorum. Rüya evlerinde biz o atı görmüştük. Samantha nereye gidiyorsun? Aha dostlarım Samantha çığlık atıyor, saldıracak ata saldıracak. Bobby dur. Bobby sen geride dur, bekle. Dostlarım Samantha ata saldıracak galiba. Galiba. At kaçıyor. At kaçıyor, at kaçıyor, bir şey yapın. Ben ellere gidip çalışmıyor dostlarım benim. At kaçıyor, bir şey yapın ata. Samantha bir şey yap ata. Bobby şimşek çarptır, bir şey yap ata. Şimşek çarptır. At gidiyor dostlarım. Vallahi gidiyor. Bu Hoodie'nin atı eminim dostlarım, %100 eminim, bakın bu Hoodie efsanesinin atı, rüya evlerinden gelen bir at bu. Ne oluyor Bobby? Ne oldu Bobby, neye vuruyorsun, neye döneceğim, ne oldu? Ananı satayım, bu ne lan? 200 tane TRMC var dostlarım, ne oluyor? Daha demin Hoodie'nin atını gördük, şimdi bir sürü TRMC görüyoruz. Nasıl yapıyor lan bu TRMC dostlarım, Hoodie'yle beraber de ekip oldu, bak Bini de var. Bobby şimşek çarptır, bir şey yap. Galiba şimşek de işlemiyor dostlarım, büyük patladık. Lan bunlardan bir tanesi dostlarım gerçek olabilir, bakın burada şu an bir sürü TRMC görüyoruz ve bunlardan bir tanesi gerçek olabilir. Samantha dur, çığlık atma, dur. Dur. Aha Samantha da delirdi. Saldırmalı mıyız, saldırmalı mıyız bilmiyorum dostlarım. İnanın bana şu an saldırmalı mıyız, saldırmalı mıyız bilmiyorum. Samantha dur, kulağım patlayacak, dur. Dostlarım bunlardan bir tanesi kesinlikle gerçek TRMC, başka bir açıklaması yok. Bunlardan bir tanesi gerçek TRMC. Ama hangisi? Bir dakika bunlar bana geliyor dostlarım, ne oluyor? Samantha. Samantha nereye gitti? Aa dostlarım Samantha bir dakika, kelebek sallıyor. Kelebek sallıyor, geliyorlar dostlarım, savaş başlasın, bunlardan bir tanesi gerçek TRMC. Ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum, bir dakika bir dakika bir dakika. Kaç 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 kaç. Dostlarım etrafta kelebekler sallandı Samantha şu anda. Bakın dostlarım kesinlikle, bak şunu söyleyebilirim, bunlardan bir tanesi gerçek TRMC. Ölüyorlar mı bunlar? Lan ölmüyorlar da. Bobby neredesin? Öleceğim dur dostlarım, felaket vuruyorlar. Bobby neredesin? Bobby neredesin? Aa dostlarım Bobby TNT'yi patlatıyor, mantıklı, çok mantıklı. Patlat TNT'leri. Patlat Bobby, Bobby patlat, Bobby yardır, yapıştır Bobby. Dostlarım Samantha nereye gitti bilmiyorum şu an. En son kelebek sallandı Samantha ve şu anda bakın onlar TRMC ve kelebekler savaşıyorlar. Ölmüyor lan bunlar. Dostlarım harbi ölmüyorlar bu arada. Bir dakika ben ölmek istemiyorum. O yüzden çatıya çıkacağım. Yere çıkabilirsem. Kendimi güven almam gerekiyor. Bir çatıya çıkmam lazım. Bekleyin. Şu an TRMC'ler ve dostlarım kelebekler savaşıyor bakın. Samantha kelebek. Bobby dur Bobby, öleceğim. Bobby kaç oradan. Bobby kaç, öleceksin oradan, kaç. Hayır, 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 hayır. Bobby kaç oğlum, adamların içine niye giriyorsun? Öleceğiz sonra, bir de senin ölmenle falan uğraşamam ya. Dostlarım Bobby niye adamların içine giriyor? Garip garip içeriye girme Bobby, çıldıracağım şimdi bak. O TNT'leri bayağı patlattı. Ölmüyorlar dostlarım bu arada. Şunu fark ettim bakın, TRMC'ler ölmüyor gibi hissediyorum. Bir de yukarı, hayır. Nereye girdin lan? Çok kötü dostlarım şu anda, çok kötü bakın. Daha demin Hoodie'nin atını gördük. Hoodie'nin atını geçtim dostlarım. Sonra TRMC'nin bir sürü klonu var şu anda etrafta. Ve bakın bunlardan bir tanesi gerçek TRMC olabilir. Oy bence bak hiç, bence hiç öyle bir işe girme dostlarım, ölmüyorlar çünkü. Bir dakika elime TNT'yi alacağım. Ölmüyorlar dostlarım, bak hayvan gibi TNT patlamasına rağmen ölmüyorlar. Buraya gelin gençler. Gençler buraya buraya gelsenize, bak buraya buraya. Ne diyorsunuz? Şşş. Aynen bak, gel gel gel. Gel dostlarım, patlattım TNT'yi.
Ölürler mi? Koy 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 koy. Yok dostlarım, ölmüyorlar. Vallahi ölmüyorlar. Bakın TRM'cinin botlarını öldüremiyoruz şu anda. Babacım bak şöyle gelin. Samantha nereye gitti bu arada? Samantha sen bize yardım edeceğin zaman iki kelebek sıramlayıp yok oldu dostlarım. Gel şöyle. Bunları buradan patlat. Git lan sen. Dostlarım hepsini buraya çekebilirsem. Aa bir dakika, Samantha geldi. Dostlarım Samantha geldi. Samantha geldi. Samantha geldi. Samantha geldi. Çıldır sesi var. Bir dakika nerede? Dostlarım yukarıda. Samantha'yı gördüm. Dostlarım Samantha'yı gördüm yukarıda. Aa çığlık atıyor, çığlık atıyor. Dostlarım çığlık atıyor, çığlık atıyor, çığlık atıyor. Tamam sakin ol. Etrafında bakın kelebekler almış. Samantha daha fazla kelebek spawnlaman lazım. Hayvan gibi kelebek spawnlaman lazım. Yoksa öleceğiz. Samantha çok fazla kelebek spawnlaman lazım. Bakın dostlarım şu an orada. Çığlık atıyor. Şunları şuraya koy koy koy. Yapıştır yapıştır, daha fazla yapıştır. Buradan kelebekler bana da saldırıyor. Samantha şu kelebekleri söylesene bize saldırmasın. Sadece bu TRMC botlarına saldırsın. Bize niye saldırıyorlar kızım bunlar? Dostlarım bakın size örnek göstereceğim. Mesela şu anda bir tane TRMC full vuruyorum, bakın izleyin. Yok abi, kelebekler de saldırıyor bana. Dostlarım her şey şu an bana saldırıyor. Samantha bunların bana saldırmıyor olması lazım. TRMC botları nerede şu an? Dostlarım buradalar. Hayır! Bobby nereye gitti? Bir dakika, şeyin üstüne çık, şuraya çık, çık şuraya, şuraya, şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Şuraya gel. Gel buraya gel. Gel ağzına vurdum, gel. Ne oldu? Dostlarım bir dakika, zaman durdu lan, ne oluyor? Hareket edemiyorum, karakterimi kontrol edemiyorum. Dostlarım zaman durdu. Dostlarım zaman durdu, bir dakika. Zaman durdu. Mouse'u döndürebilirim ama şu anda karakterimi hareket ettiremiyorum. Vuramıyorum da. Hayır. Daha demin Udi'nin beyaz atını gördük. Dostlarım o beyaz at, uçan at dostlarım Udi'ye aitti. Şimdi TRMC botlarını gördük. Hepsi netting formunda ve bunlarla savaşmaya çalıştık. Dostlarım şimdi zaman durdu. Şu anda direktman zaman durdu. Peki zaman durdurma özelliği kime ait? Bir de efsanesine ait. Lan. Bir dakika, önümdeki TRMC gitti dostlarım, oyun oldu, bir şey oldu. Bir dakika, bir şeyler olacak şu an, bakın zaman durdu. Şu an karakterimi hareket ettiremiyorum dostlarım. Karakterimi hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum, kontrol edemiyorum. Sadece mouse'umu döndürebiliyorum. Hayır. Tahmin ettiğim gibi. Biliyordum. Biliyordum, bil geliyor. Dostlarım bil geliyor, biliyordum. Biliyordum bakın. Bu ekibin bize bir şekilde bir gün saldıracağını biliyordum. Dostlarım bil geliyor. Bil geliyor. Geliyor. Önümdeki TRMC'leri dostlarım bil geliyor. Bil geliyor, bir dakika geldi. Dostlarım geldi, şu anda beni öldürebilir. Şu an beni direkt öldürebilir dostlarım. Şu an direkt beni öldürebilir. Hiçbir şekilde bakın ona vuramıyorum. Dostlarım onu şu anda vuramıyorum. Karakterimi hareket ettiremiyorum. Vuramıyorum. Aylar sonra Bini'yi gördük. Dostlarım aylar sonra Bini'yi gördük. Tipine tüküreyim senin. Tipine tüküreyim. Dostlarım beni her an öldürebilir. Her an beni öldürebilir. Şu anda etrafımda geziyor. Etrafımda geziyor. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok dostlarım. Ecelimizi bekleyeceğiz. Şu an yapabileceğimiz... Lan kılıcımı aldı elimden. Hayır, player kılıcımı aldı. Dostlarım player kılıcımı aldı. Kılıcım... Bir tek o kılıcım vardı saldırabildiğim. Başka bir şeyim yok benim. Kevin kılıcı hasar vermiyor. Ama Allah'tan Kevin kılıcını aldım dostlarım. Kevin kılıcı daha önemli. Işınlanabiliyoruz onunla. Player kılıcımı elimden aldı. Hayır! Kılıcı yakacak. Hayır yapma. Yapma. Şerefsiz evladı yapma. Kılıcı yakma. Yapma. Beni yapma. Yapma. Yapma yapma dostlarım, bakın. Kılıç havada kaldı şu an, zaman donuk olduğu için. Öldürecek beni büyük ihtimalle. Ama gerçi öldürse her an öldü. Şu anda da öldürebilirdi ki, şu an öldürmüyor dostlarım. Demek ki başka bir şey planlıyor. Demek ki başka bir şey planlıyor. Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Rusça bir şey yazdı. Onu çevirmem gerekiyor. Dostlarım Rusça bir şey yazdı. Ne yazdı bilmiyorum şu an. Bir de kitap attı. Dostlarım kitap da attı. Rusça bir şey yazdı. Bir dakika ne yazdı çevireceğim. Dostlarım çevirdim. Onun sana mesajı var. Dostlarım yazdığı şey onun sana mesajı var. Direktman chat'e yazdığı şey dostlarım onun sana mesajı var yazdı. Kimin bana mesajı var dostlarım, bakın kılıcımı elimden aldı. Şu an gidiyor, öldürmedi beni. Kılıcımı leva attı, bakın orada havada durdu. Zaman şu an başlarsa dostlarım direktman kılıç yanacak. Ve bana bir kitap atıp onun sana mesajı var yazdı. Bana kimin mesajı var? TRMC'nin büyük ihtimalle. Lan. Kılıç gitti, Allah kahretsin. Dostlarım kılıç gitti. Bobby nerede? Tüm TRMC botları da yok oldu. Bir dakika, kitapta ne yazıyor? TRMC, evet. Dostlarım bakın beni onun sana mesajı var diyerek bana bir kitap attı dostlarım. Ve bana mesaj olan kişi TRMC, Türk Minecraft efsanesi. Bir dakika ne yazmış? Sanıyorum ki beni sana kitabı vermiş bu arada. Sen de beni özlemedin mi? Tamam, beni bana kitabı verdi. Ben seni hiç özlemedim. Senin Allah belanı vermesin. Tüm ekibini topla ve benimle yüzleş. Sana 3 gün süre veriyorum. Eğer beni yenebilirsen en güçlü efsane sensin demektir. Gücünü test edebilmem için 5 dakika sonra bulunduğun noktaya sürpriz bir misafir gelecek. Ney? Dostlarım buraya birini daha gönderecek. Hudi geldi buraya, Bini geldi, TRMC bilmiyorum dostlarım. Hudi'nin atı geldi buraya, Bini geldi şu an zamanı durdurup. 5 dakika sonra dostlarım buraya benim gücümü test etmek için birisini gönderecekmiş. Ve diyor ki, biraz canın acıyabilir. Sağ çıkabilirsen seni bekliyor olacağım bu arada. Lokasyon, -7, 7854, 72, 6, 6699. Gel lan TRMC, senden mi korkacağım oğlum?
Dostlarım benim babayla Samantha'yı bulmam lazım. Samantha en son yukarıda bir yerdeydi. Şuralarda bir yerdeydi ama nereye gitti bilmiyorum. Benim babayla Samantha'yı bulmam lazım. Bir dakika, benim babayı bulmam lazım. Dostlarım 5 dakika sonra buraya birisi gelecek. Ve TRMC şerefsizi benim güçlerimi test etmek istiyormuş. Gelsin dostlarım. Edelim bakalım test, kimin güçlü, kimin güçlü, kim değil. Bobby nerede? Aa, burada. Bobby. Dostlarım, Bobby büyük ihtimalle birinin attığı mesajı görmüştür. Someone is coming here. Birisi buraya gelecek. Are we going to fight? Savaşacak mıyız yazdım. Dostlarım, birisinin buraya geleceğini söyledim Bobby'ye ve savaşacak mıyız, savaşmayacak mıyız bunu sordum. Bakın, çünkü dostlarım Bobby savaşmaya pek yanaşmıyordu anladığım kadarıyla. Yani bu şekilde söylendiri oldu Bobby'nin videodan önce. O yüzden hani inanın bilmiyorum, savaşacak mıyız, savaşmayacak mıyız, bir cevap vermesi lazım Bobby'nin. 5 dakika sonra buraya birisi gelecek ve şu an çok dostlarım güçlü değiliz. Benim şu an kılıcım da yok. Sadece ışınlanabiliyorum. El hareketim çalışmıyor bir hatadan dolayı dostlarım. Bobby'nin de çok fazla gücü yok şu an. Yani TRMC bence aylar boyunca dostlarım güçlenmiş. Yani Hoodie'yi yanına almış, binin yanında dostlarım, binin zaman durduğu anda biter işimiz zaten. Yani savaşamayız onlarla şu an biz. Mümkün değil. Bak, Bobby de aynı şeyi yazdı. We are not strong, they'll kill us. Şu anda biz güçlü değiliz, onlar bizi öldürür diyor. Ben de böyle düşünüyorum dostlarım. Onlar bizi öldürür. Yani şu anda onlarla savaşabilecek seviyede değiliz. Binin zaman dondurabiliyor. Hadi dostlarım, kılıçları falan vardı hatırladığım kadarıyla. Samantha geldi. Samantha dostlarım güçlü ama yani az önce Samantha kelebek spawnlamaktan başka hiçbir şey yapmadı. Yani onlarla savaşmamız dostlarım bu ekiple pek mümkün değil gibi şu an. Yazdı, bir dakika, bir şey yazdı. Onlar beni öldüremez. Daha güçlerimin hepsini göstermedim. Daha güçlerimin hepsini ortaya çıkarmadım yazdı. Lan tamam o zaman, güçlerin hepsini ortaya çıkart Samantha. Bu da dostlarım artistlik yapıyor. Onlar beni yenemezler. Ben daha güçlerimin hepsini tam ortaya çıkarmadım yazıyor. O zaman ortaya çıkar Samantha. Çünkü bizi yenecekler. Bak, eğer bu şekilde savaşa girersek dostlarım bizi yenerler. 3 vs 3 düşünün. Bini, Hoodie, TRMC vs ben, Samantha, Bobby. Mümkün değil, onları yenemeyiz dostlarım. Mümkünatı ihtimali yok. Ne yapacağımızı söyleyeyim. What are we going to do? Ne yapacağız o zaman? Bir şey söyleyin. Ne yapacağımızı söyleyin o zaman. What are we going to do? Bobby diyor ki savaşmayacağız. Samantha diyor ki beni öldüremezler. Ben daha güçlerimi daha ortaya çıkarmadım diyor. Yani hangisine güveneyim dostlarım? Bobby savaşmayalım diyor. Samantha savaşalım diyor. Ben hangisini dinleyeceğim? Hangisini dinleyeceğim yani? Onu merak ediyorum şu an. Dostlarım, Bobby yazdı, bir dakika. We not ready. We have to go. Biz hazır değiliz, gitmemiz lazım yazdı. Nereye gideceğiz Bobby? Manyak mısın sen? Dostlarım gitmemiz gerek. Biz hazır değiliz, gitmemiz gerek yazdı. Nereye gideceğiz oğlum? Bence şu an gitmek mantıklı değil dostlarım. Çünkü TRMC'nin ne kadar güçlendiğini de öğrenmek istiyorsak... Bobby dur gitme. Bobby nereye gidiyor? Dostlarım, Bobby direkt kararı kendi verip gidiyor ya. Samantha, bir şey diyeceğim. Samantha sen de bizde gel. Come with us. Sen de bizde gel Samantha. Dostlarım, Bobby direkt gidelim güçsüzüz dedi. Gitti bir anda. Kaldırdı kafasını, gitti yani. We can get stronger and defeat them. Biraz daha güçlenip onları yenebiliriz yazdım dostlarım. Bence şu anda Bobby'yi bir dinleyelim bakalım. Bobby bir gelsin, çünkü dostlarım birimiz giderse iki kişi kalır, sıkıntı. Yani ben Samantha'yı da Bobby'yi de kaybetmek istemiyorum. Lütfen gel. Samantha gel, hadi gidelim. Hadi. Hadi gel, hadi gidelim, hadi bak. Sen bilirsin Samantha. Dostlarım bir dakika, benim Bobby'yi bulmam lazım. Samantha şu anda niye yani gelmiyor bizimle bilmiyorum. 5 dakika sonra dostlarım buraya birileri geldiği zaman başı derde girecek. Çünkü TRMC büyük ihtimalle buraya birilerini yollayacak dostlarım. Bobby nerede? En son buradan gitti. Bobby'yi göremiyorum şu an, bir dakika. Onları! Lan! Bobby! Hayır! Dostlarım bir dakika! Bobby iyi misin? Bobby bir şey söyle, iyi misin? Bobby hey! Dostlarım, Bobby'nin göğsüne kılıç saplamış sırtına, bir dakika! Bobby bir şey, iyi misin lan? Dostlarım bu kılıç ödünün kılıcı değil mi? Bir dakika dostlarım, kılıçları almam lazım. Sağ tıklayınca alabiliyor muyum? Aldım. Bir dakika, Bobby iyi misin? Bobby bir şeyin var mı lan? Dostlarım daha demin Bobby buradan giderken bir anda nasıl göğsüne kılıç saplamış bir şekilde aşağıdan yukarıdan aşağı düşebilir? Bu kılıç ne, ödünün kılıçları mı? Evet! Dostlarım bir dakika. İlk kılıcın ismi Come. İkinci kılıcın ismi Dead. Ölüm geliyor. Burada bir şifre var dostlarım, bakın. Kılıçların ismine bakın. Dead Come. Ölüm geliyor dostlarım. Kılıçların ismi ölüm geliyor. Bir dakika, Bobby yazdı. He have lots of. Onun fazla kılıcı var. Kimin fazla kılıcı var? Dostlarım Hoodie geliyor. %100 Hoodie geliyor dostlarım. Bakın, TRMC buraya Hoodie'yi yollayacak onunla savaşmamız için. Ananı satayım. Ne yapacağız? Dostlarım buraya 5 tane daha kılıç düştü. Buraya 5 tane daha kılıç düştü. Hoodie geliyor dostlarım. TRMC'nin buraya gönderecek kişi Hoodie büyük. İhtimalle. Onları satayım. Geldi! Ne yapacağız? Bobby dur, nereye gidiyorsun? Bobby dur, nereye gidiyorsun? Bobby dur, beni de al, bekle! Geliyor dostlarım, geliyor. Hoodie geliyor, geldi! Geldi, gel, 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 ağzına vurdum, gel. Çakma aldım, çakma aldım. Dostlarım TNT, başka bir çaremiz yok. Şu anda benim dostlarım hasar verebilen bir kılıcım yok. Geliyor dostlarım, geliyor. Geliyor. Geliyor TNT. 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 TNT koy. Koy. Patat patat patat. Patat 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 patat. Patat patat. Vuruyor dostlarım, öleceğim. Felaket vurdu. Patladı mı? Patladı mı? Patladı mı? Nerede? Dostlarım orada, şuraya bakın. Vücudumda 100 tane kılıç var. Şimdi sakin olma vakti. Bunu beni nasıl öldüreceğim bilmiyorum dostlarım. Bir şekilde öldürmem lazım. Ne kadar TNT'm var? Daha TNT'm var. Gel gel. Gel buradayım, gel gel babana bak, gel. Aynen, gel gel gel. Dostlarım ölmüyor şerefsiz. Baba nereye gittin lan beni bırakıp?
Haysiyetsiz Bobby, nereye gittin? Dostların bir anda Woody'yi görür görmez kendini el hareketi yaparak havaya kaldırdı Bobby. Bir dakika, nereye kayboldu bu? Burada! Dostlarım bana bir tane vurdu, canım bayağı yere indi, gel. Gel. Hoodie Moody dinlemeyeceğim dostlarım, bu saatten sonra Hoodie Moody dinlemek yok. Gel bu tarafa gel dostlarım, bunu darbe alana götürmem lazım benim. Eğer bunu darbe alana götürebilirsem direktman TNT'lerle belki öldürebilirim, bilmiyorum. Gel buradayım, bak gel. Hey benim adım Boralo, senden korkan senin gibi olsun lan. Hoodie efsane, Zord efsane, gel lan buraya. Hoodie Moody dinlemem dostlarım ben, biz kimseden korkmuyoruz, gel. Ne oldu lan? Dostlarım bir dakika, Bobby örs yağdırıyor büyük ihtimalle. Dostlarım bana örs yağdırıyor, Bobby yağdır şunu örsü, kafasına gelsin Bobby, yağdır şunu örsü. Bobby şunu örsü yağdır. Oo! Gel. Oldu! Dostlarım örsü kafasına düştü galiba, bir dakika. Oldu mu? Evet! Dostlarım kaldı, bir dakika. Helal olsun Bobby, dostlarım Bobby örs yağdırmak için havaya çıkmış. Şimdi ağzına vuracağım ben seni. Dostlarım şimdi Hoodie'nin içinden geçeceğim. Hayır Bobby yapma. Bobby dur bekle. Önce dur bekle. Şunları bir koymam lazım. Tiyatlar patladı. Patladı, bir dakika dostlarım, patlaması lazım şu an. Yes! Öl! Öldü mü? Ölmesi lazım, lütfen ölmüş olsun. Hoodie nerede? Dostlarım galiba öldü, başardık lan. Hoodie efsanesini bu kadar kolay öldürebilecek miydik yani, bir dakika. Dostlarım galiba Hoodie efsanesi şu an öldü. Yemin ediyorum öldü. Harbiden öldü dostlarım. Ortada yok. Hiçbir şekilde, bakın burada TNT'yi patlattım hayvan gibi ben. Örsün altında kaldıktan sonra Hoodie. Ve şu anda Hoodie'yi göremiyoruz. Galiba öldürdük. Helal lan sana Bobby. Kedin oldu bir fare tuttular. Aferin lan sana Bobby. Dostlarım Bobby örsünü atmasaydı bakın Hoodie'yi öldüremezdik. Büyük ihtimalle şu an Hoodie'yi öldürdük. Ama bu kadar kolay olmasının bence mümkünatı yok dostlarım. Şu anda belki de kaçtı ya da bir yerde saklanıyor olabilir, bilmiyorum. Burayı iyi bir aramamız lazım Bobby seninle. Ben Hoodie efsanesinin bu kadar kolay olabileceğini düşünmüyorum. Amer öldürürsek dostlarım Bobby'nin örselerin altında bırakması sayesinde oldu Hoodie'yi. Yani onu yapmasaydı ben o tiyatları koyamazdım. Burayı iyice bir aramamız gerekiyor. Bir dahaki videoda dostlarım Hoodie'nin izini aramaya devam edeceğim. TRMC bana bakın kitapta 3 saat verdi. Dedi ki sana 3 gün süre veriyorum. Eğer beni yenebilirsen en güçlü efsane sensin demektir. Bana bir konum attı dostlarım, lokasyon attı. Ve buraya birisini göndereceğini söylemişti 5 dakika sonra. Ve dostlarım buraya Hoodie'yi gönderdi. Biz Hoodie'yi şu anda alt ettik gibi gözüküyor. Şu an yapmamız gereken tek şey bu lokasyona gitmek olacak. TRMC ile yüzleşmek olacak. Ama bunu benden ama bir tek başımıza yapamayız diye düşünüyorum. Çünkü dostlarım bir efsanesi diye birisi var. Zamanı durdurabiliyor ve sizi öldürebilir. O yüzden bizim Samantha'yı da almamız gerekiyor ve üçümüzün dostlarım direktman TRMC'nin bana verdiği lokasyona gitmemiz gerekiyor. Şu anda yanımda çıkan kartlardan diğer Minecraft videolarımı izleyebilirsiniz. Bir dahaki video 25.000-30.000 like'tan sonra gelecek. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.